Herkese merhaba, bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte uygun fiyatlı 5 favori ürünüm serisine devam ettiğimiz bir video çekelim istiyorum. En son allıklarda kalmıştık. Bugün de bronzerlarla devam edeceğiz. Ama ben onun öncesinde tabii ki her zaman olduğu gibi küçücük hatırlatmalarımı yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir, benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım, hemen başlayalım istiyorum ve başlıyorum. İlk olarak size en çok sevdiklerimden, ya burada tabii ki hepsi en çok sevdiğim, bu arada 5 diyorum ama 6 göstereceğim. Birkaç tane daha var elimde. Onları da koysam mı koymasam mı diye çok düşündüm. Ama dedim ki gerçekten en çok sevdiğin 5 tanesi ve sürekli kullanmak istediğin 5 tanesi şu anda hangisi onu düşün, ona göre karar ver dedim. Ve bu elimdekileri seçtim. O yüzden de 5 değil 6 tane olacaklar. Bugün böyle yapacağız. İlk olarak da size L'Oreal'in bu Back to Bronze'unu göstermek istiyorum. Bunu gerçekten çok seviyorum. Hemen açayım ve öyle göstereyim. Biraz da elime alayım. Ama yakından da göstermeyi düşünüyorum bugün size. Gerçekten çok güzel bir bronzer bu. 500 liraya çıkmadan aldığım için çok mutlu olduğum da bir bronzerdir kendisi. Çok yumuşak, çok tatlı, çok güzel. Hemen şöyle elimin üstüne birazcık alacağım. Şöyle yapalım ve şu şekilde de size göstermeye çalışayım. Gerçekten bayılıyorum buna. Şöyle dağıtmaya da çalışayım hatta. Oradan bakın nasıl doğal dağıldığını görüyor musunuz? Ne kadar kolay dağıldığını görebiliyor musunuz? Gerçekten bu bronzeri çok seviyorum. İnanılmaz bir dağılması var. Aşırı kolay bir dağılması var. Kolay üstü kolay bir karışması var. Çok doğal bir görüntüsü var. Yüzünüze sürdüğünüz zaman asla böyle cildinize katman katman durmuyor. Yani cildinizin üstünde cildinize ait olmayan bir şeymiş gibi görünmüyor ait olmamasına rağmen. Gerçekten çok doğal, çok da cildinizle bütünleşen bir görünümde oluyor. Çok güzel görünüyor. Dağılmasını, karışmasını, duruşunu çok fazla seviyorum. Mat bir bronzer bu. Tamamen mat. İçinde ışıltı, sim, satenimsilik hiçbir şey yok. Üst üste uyguladığınız zaman rengini bir tıkçık daha koyulaştırabiliyorsunuz. Çok aşırı renk veren bir bronzer değil bu. Ama birazcık böyle bir tıkçık daha artırabiliyorsunuz. Ama böyle yüzünüzde yangın çıkmış gibi, tüp patlamış gibi, ne bileyim böyle havuç havuç asla görünmüyorsunuz. Tonu çok sıcak değil ama soğuk da değil. Böyle ikisinin ortasında birazcık daha böyle sıcak çalar bir tonu var. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Bunu çok seviyorum. İlk olarak bunu göstermek istedim size. L'Oreal'in Back to Bronze'unu göstermek istedim. İyi ki almışım dediklerimden. Kesinlikle öyle. Diğer bir bronzerla şimdi devam edeceğim. Yine en çok sevdiklerimden bir tanesini göstereceğim size. Wet n Wild'ın bu Color Icon serisine ait olan tatlış bronzeri. Bendeki Sunset Striptease olanı. Şöyle bir rengi var. Bundan gerçekten çok korkuyorum. Neden korkuyorum biliyor musunuz? Çekmecede böyle gayet sakin bir şekilde dururken bir baktım ki şöyle ortadan ikiye ayrılmış. Ama öyle böyle değil. Ayrım ayrım ayrılmış. Bronzer tamamen ortadan ikiye ayrılmış. Şöyle yapsam düşecek kıvamdaydı. Ben de parmağımla bastıra 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 böyle üstünden düzeltmeye çalıştım. Ne kadar olacak bilmiyorum. Belki yenisini alacağım. Kırılmadan durursa beni çok mutlu edecek, öyle söyleyeyim. Gerçekten bunu da çok severek kullanıyorum, çok seviyorum. Hemen şöyle elime biraz alacağım. İnanılmaz bir yapı bu ya. Kadife gibi gerçekten çok güzel. Yumuşacık bir yapısı var. Şöyle elimin üzerine süreyim biraz. Şöyle de göstereyim size. Görebiliyorsunuz rengini sanırım. Gerçekten çok güzel bir rengi var bunun. Bunu da çok fazla seviyorum. Serinin en küllü ve en soğuk rengi buydu ki öyle olmasına rağmen kesinlikle küllü değil ve soğuk değil. Yani soğuk bir renk değil bu. Hemen bir bakar mısınız nasıl karışıyor ya? Böyle yağ gibi, krem gibi inanılmaz bir karışması var. Gerçekten çok güzel bir bronzer bu. Dediğim gibi soğuk tonlu değil kesinlikle, küllü de değil bence. Ama ona rağmen yüzünüzde hiçbir şekilde, şunu kapatayım şöyle. Yüzünüzde hiçbir şekilde bir nasıl diyeyim size, kıpkırmızı bir görüntü almıyorsunuz kesinlikle. Yüzünüzde yangın çıkmış gibi asla görünmüyorsunuz. Çok güzel, çok tatlı, çok doğal bir bronzluk veriyor. Oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu mat bir bronzer değil. Onu da söylemek istiyorum. Bu bildiğiniz böyle satenimsi yansımasını görüyor musunuz bilmiyorum. Yakından göstereceğim zaten size ben bu bronzerları. Bildiğiniz satenimsi bir görüntüsü var bu arkadaşın. Ama cildinizde hani öyle simli simli, ışıl ışıl, pırıl pırıl görünmüyor.
böyle çok sağlıklı, canlı bir görüntü veriyor cildinize. Aşırı aşırı pigmentli bir bronzer kesinlikle değil, asla değil, görüyorsunuz zaten. Üstünden mesela istediğinizi alamadığınız ilk uygulamada ikinci uygulamayı çok rahat bir şekilde geçmenize olanak sağlıyor ve çok böyle kremsi, çok yumuşak, çok kadifemsi bir yapısı olduğu için dağıtırken, karıştırırken sizi asla üzmüyor, yormuyor. Çok rahat bir şekilde dağıtabiliyorsunuz, karıştırabiliyorsunuz. Yamalanma, damgalanma hiçbir şekilde asla yapmıyor. Hepsine en az 9 saat test yapmışlığım var. Kalıcılıkları da bunların gayet güzel. Bu da yine aynı o şekilde kalıcılığı çok güzel olan bir bronzer. Buna da bayılıyorum, bayılarak kullanıyorum. Benim gibi bir tane renginiz varsa bunu almanızı öneririm. Çünkü dediğim gibi en küllüsü buydu. Ters tuttum. Buydu. Dünya üzerindeki en tatlı markalardan bir tanesi olan Biolis'in Burn It ile devam edeceğim şimdi. Şöyle bir göstereyim size. Ondan sonra tabii ki şimdi swatchlayacağım ve öyle de göstereceğim. Gerçekten çok sevdiğim bir bronzer bu benim. Bendeki Natural Bronze olan rengi. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Kadife, yumuşacık. İnanılmaz. Gerçekten çok güzel ve Biolis'i biliyorsunuz zaten. Hani fiyat olarak da biliyorsunuz. Hemen şöyle sürüp göstereceğim şimdi. Bunun rengi bence çok nasıl diyeyim size, çok güzel ayarlanmış, öyle söyleyeyim. Ayarı muhteşem. Muhteşem bir ayar verilmiş bu renge, gerçekten öyle. Hemen şöyle göstereyim, bakar mısınız güzelliğine? Yani ne çok kızıl, ne çok gri, tam böyle ayarında, tam böyle cuk oturmuş bir renk olduğunu düşünüyorum ve çok severek kullanıyorum. Bugün yüzümde de bu bronzer görüyorsunuz. Şöyle hemen dağıtayım ve göstereyim ne kadar kolay dağıldığına, lütfen bir bakın. Bakar mısınız? Yine bu çok aşırı pigmentli bir bronzer değil. O yüzden hata yapma şansınız bu bronzerla kesinlikle yok. Çok doğal, çok tatlı gösteren cildi, böyle tam böyle ürünü cildinize çok tatlı bir şekilde oturtan bir ürün. Daha doğrusu cildinize çok tatlı ve çok doğal bir şekilde oturan bir ürün. Heh, tamam, bu daha doğru oldu. Baya baya çok sevdiğim, bayılarak kullandığım bir bronzerdir. Dediğim gibi bugün yüzümde de bu bronzeri görüyorsunuz. Çok severek kullanıyorum bu. Yumuşacık bir yapısı var dediğim gibi. Kadife gibi bir yapısı var. Dağıtırken, karıştırırken sizi asla sinir krizine sokmuyor. Böyle tatlı tatlı, yumuşacık yumuşacık karıştırabiliyorsunuz. Mutlu mutlu karıştırabiliyorsunuz ürünü, öyle söyleyeyim. Çok çok güzel. Gerçekten bayılıyorum. Bunun içinde hiçbir şekilde bir ışıltı, sim, satenimsilik hiçbir şey yok. Tamamen taş gibi mat bir bronzer. Eğer mat bronzerları seviyorsanız buna kesin bakın. Zaten buradakilere bence bakın. Ben bunları çok severek kullanıyorum ve sevdiğim için sizinle paylaşıyorum. Yani tabii ki hepimiz aynı şeyleri sevmek zorunda değiliz. O da ayrı bir mevzu. Ama ben yine de sevdiklerimi paylaşmak istedim ve bunu da ne yapıyorum? Geçiyorum. Aşırı aşırı doğal görünen bir bronzer göstereceğim şimdi size. Maybelline'in bu City bronzeri. Bendeki 200 numarası Medium Cool rengi. Öyle miydi? Evet, aynen öyle. Medium Cool diyor ama bu bronzerda hiçbir şekilde bir cool'luk yok bence. Çok cool bir bronzer değil ama tupturuncu bir bronzer de değil. Yani böyle havuç havuç bir turunculuk yok kendisinde. Sıcak ama güzel. Hemen şöyle elimin üstüne sürüp göstereceğim size. Bu da yine çok yumuşak bir yapıya sahip. İnanılmaz yumuşak bir yapısı var. Şöyle de bir görüntüsü var gördüğünüz üzere. Yani cool'luk yok içinde. Böyle bir cool bronzer olmaz. Sıcak ama çok aşırı bir sıcaklığı da yok. Rahatsız edici bir sıcaklık da değil. Yani çok fazla mesela sıcak bronzerları sevmeyen insanlar için sıcak bronzer olur mu? Açıkçası ben onu da çok bilmiyorum. Yani bronzer dediğin zaten yüzü ısıtmak için kullanılan bir şeydir. Hani diğeri biraz kontüre girer. Ama bu kontüre girecek bir bronzer değil, öyle söyleyeyim. Yani bununla kontür yapamazsınız çünkü bu sadece ısıtma işlemi yapar bence. Onu da söylemek istiyorum ve dağılmasına bir bakın. Gerçekten bebek gibi dağılıyor. Bebek gibi dağılıyor. Hiçbir şekilde ne üzer ne yorar. Asla böyle şeyler yapmaz. Öyle huyları yoktur. Böyle dağıttığınız gibi istediğiniz yere dağıtabilirsiniz. İstediğiniz yerde istediğiniz gibi görünür. Dağıtması, karıştırması çok kolay. Yüzde duruşu çok doğal ve çok güzel. Ciltle inanılmaz güzel bütünleşen, masmat görünen çok tatlı bir bronzer kendisi. Kontüre çok uygun değil dediğim gibi ama yani kontür için bir sürü ürün var zaten. Onları da kullanabiliriz. Sorun yok. Bence çok rahat kullanırsınız. Bunun hakkında söyleyecek bir şeyim kalmadı sanıyorum ve yine ters tutuyorum. Geçiyorum. Tropical Bronzer olarak çıkardıkları Rival Loves Me'nin iki rengi çıkmıştı biliyorsunuz. 1 ve 2 numarası. Bendeki 01 Waikiki rengi. Şimdi bunu göstereceğim size.
Bu da yine gerçekten çok severek kullandığım bir bronzer. Şöyle bir fırçası var. Çok işe yaramaz bir fırça olmadığını düşünüyorum. Onu da aradan çıkarayım, bir anlatmaya çalışayım. Ben bununla mesela burun kontürü yapmayı seviyorum. Şöyle şuralara şuralara böyle çabuk çabuk geçebiliyorsunuz. O yüzden bunu kullanmayı seviyorum. Gelelim şimdi bronzer'ın kendisine. Waikiki rengi bendeki dediğim gibi bir numarası. Bayılıyorum. Çok seviyorum. Şöyle tırmalamadan almaya çalışayım bir. Hemen elimin üstüne de uygulayayım ve size göstereyim. Tabii ki toz tutuyor. Böyle yapayım mı? Birazcık toz tutan bir ürün bu da yine. Şöyle göstereyim. Bunu gerçekten çok seviyorum. 01'ini tercih ettim ben ve iyi ki tercih etmişim, öyle söyleyeyim. İnanılmaz sevdiğim bir bronzer bu da. Çok seviyorum. Yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum gerçekten. Hemen şöyle bir karıştıracağım, şimdi göstereceğim. Bakar mısınız? Böyle aka aka karışıyor. Bakın. Gerçekten karışması, dağılması muhteşem. Tonu, ayarı, dozu, her şeyi muhteşem. Doğallığı da görüyorsunuz. Cildinizde çok doğal duruyor. İşte gördünüz yani. Bunun içinde bir tıkçık küllülük var. Bunu hem kontür olarak kullanabilirsiniz hem bronzer olarak kullanabilirsiniz. Çok sıcak bir tonu yok. Çok böyle gri bir tonu da yok. Ama bir tıkçık küllülük var içinde. Ben böyle bronzerları daha çok seviyorum açıkçası. İsterseniz geniş geniş uygulayıp bütün yüzünüze de geçebilirsiniz. Yani geniş alanlara geçebilirsiniz. İsterseniz daha dar tutup böyle kontür gibi de uygulayabilirsiniz. Çok memnun olarak kullanacağınız bir bronzer olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ben gerçekten çok severek kullanıyorum, onu söyleyeyim. Onun dışında söyleyeceğim mat bir bronzer. Bu da tamamen mat bir bronzer. Öyle ışıltıymış, ne bileyim satenmiş bir şeymiş yok bunun içinde. Gayet mat görünen bir bronzer. Çok da güzel bir bronzer. Bunu çok severek kullanıyorum. Eliniz titreye titreye acaba çamura düşmüş gibi görüneceğim mi korkusu olmadan istediğiniz gibi bol bol uygulayabiliyorsunuz. Hata yapma şansınız bu bronzerla hiçbir şekilde yok. Çok doğal görünüyor, çok güzel görünüyor ve kalıcılığı da gerçekten çok güzel. Bu gösterdiklerimin hepsinin kalıcılığı çok güzel. O zaman ne yapıyoruz? Riva Loves Me'yi de geçiyoruz. Evet, son bronzer'ı göstereceğim şimdi size. Yine çok severek kullandığım bir bronzer. Physicians Formula'nın bu Butter bronzer'ı. Bendeki bronzer rengi. Hemen şöyle açıp göstereceğim şimdi size bunu. Biliyorsunuz zaten bu bronzer'ı. Alttaki aynasını da biliyorsunuz. Ve içinde böyle saçma sapan bir süngeri var. Onu da biliyorsunuzdur. Şöyle bir bronzer. Yani kokusuyla ilgili söyleyeceğim pek bir şey yok. İlk aldığım zaman çok daha fazla yoğun ve beni rahatsız eden bir kokusu vardı. Şimdi biraz hafiflemiş ama yine de çok hoşlanmadığım bir kokusu var, öyle söyleyeyim. Hemen şimdi böyle parmağıma alacağım ve size göstereceğim. Evet, şöyle bir görüntüsü var bu arkadaşımızın. Şimdi öncelikle bununla ilgili söylemek istediğim şu var. Bu bir kontüre uygun olmayan bronzer. Ne biçim bir cümle kurduğumu gerçekten ben bile anlamadım. Boş verin onu. Kontüre uygun olmayan bir rengi var bence. Yani görüyorsunuz sıcak bir renk. Ha, çok böyle kıpkızıl, tupturuncu mu? Değil ama sıcak bir rengi var. Hemen şöyle dağıtıp yine göstereceğim size ve görüyorsunuz nasıl dağılıyor. Bebek gibi dağılmıyor mu? Dağılması bu işte. Tam bir bronzer rengi. Pigmenti yine çok aşırı değil. Asla ayarı kaçırsanız bile sizi üzmeyecek ya da ne bileyim işte çamura düşmüş gibi göstermeyecek bir bronzer olduğunu düşünüyorum. İstediğiniz kadar sürün yani. Ayar kaçmıyor bunda. Ama diğer renklerini bilmiyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Şu şekilde bir görüntüsü var bu arkadaşın. Bunun içinde nasıl diyeyim size, sim değil, ışıltı da değil aslında ama böyle saten saten gösteren bir şeyler var. Böyle küçük küçük böyle bir şeyler var, ışıltıcıklar var, öyle söyleyeyim. Ve cildinize uyguladığınız zaman tamamen masmat bir görüntü almadığınız gibi ışıltı da almıyorsunuz. Ama böyle çok sağlıklı sağlıklı, böyle içten gelen bir parlama gibi bir şeyler oluyor cildinizde. Onu da seviyorum ben. Ama tamamen masmat bir bronzer mı? Değil, bence değil yani. Dağılmayı, karışmayı görüyorsunuz. Ciltte bütünleşmesi çok güzel. Dağılması, karışması gerçekten çok çok güzel. Kalıcılığı nefis, efsane. Bir kontür rengi olacak. Bir renk olmadığını düşünüyorum. Ben bugün gerçekten çok saçma cümleler kuruyorum ama yapacak bir şey yok. Kontür rengine uygun olmadığını düşünüyorum. Bu oldu bence.
yapısı yumuşacık, dağılması, karışması, cilde oturması gerçekten çok çok güzel. Asla yamalanma, damgalanma, oradan alıp oraya oturtma, o oturttuğu yerden alıp diğer tarafa oturtma gibi bir sıkıntıyla sizi asla karşılaştırmıyor. Çok da güzel görünüyor ciltte. Gerçekten öyle. Kalıcılığı da dediğim gibi nefis, şahane, efsane. Bayıldığım bir bronzerdı. Kendisi iyi ki almışım dediklerimden bir tanesiydi. Denemediyseniz bence denemelisiniz. Yani daha fazla uçmadan fiyatlar. Bu da en son göstermek istediğim bronzerdı ve bitti. Evet, bitirdik. Uygun fiyatlı 5 favori ürünüm serisinin bronzerlarla olan bölümünü de bitirmiş bulunmaktayız bugün. Bu seriyi en sona gelene kadar, makyajımda kullanmayı sevdiğim en son malzemeye gelene kadar yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra da makyaj koleksiyonum yapabiliriz diye düşünüyorum. Yine böyle bölüm bölüm yapacağım tabii ki onu da. Ama ne zaman yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Bunun isteği gelmişti. Aklımda hiçbir şekilde önemsemedim ya da unuttum değil. Zamanı geldiğinde hepsini yapacağım mutlaka. Daha fazla söyleyecek bir şeyim kalmadığına göre de artık yavaştan gidiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler, hepinize çok çok selamlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.